Ayakkabı seçimi yaparken öncelikle ayağımızın ölçülerine uygun bir ayakkabı bulmak çok önemli. Küçük ayakkabılar ayağımızı sıkabilir, ülserlere yol açabilir. Büyük numaralı ayakkabılar düşmeye neden olabilir. Ayakkabımızın konş dediğimiz topuk arka ve yan kısımlarını kavrayan kısımları iyi kavrayan bir şekilde olmalı. Parmak yükseklikleri, ayakkabının ön bölümündeki parmaklarımızın sığdığı yerler rahatça giyebileceğimiz yükseklikte ve genişlikte olmalı. Ayağımız akşama doğru yavaş yavaş şişmeye başlıyor. Eğer dolaşım bozukluğu varsa bu şişme daha fazla olabiliyor. Bunun için ayakkabı alışverişlerini günün ilerleyen saatlerinde yapmak daha doğru bir ayakkabı seçmemize yardımcı olabilir. Normal bir ayakkabıda 2-3 santimetre arasındaki yükseklikteki topukla ayakkabılar yürüyüşümüzde ayağımızı önemli bir strese yol açmıyor. Ancak bu 5 santime doğru arttı gittiğinde, yükseldiğinde ayağımızın ön kısmına binen yük daha fazla artıyor. Özellikle 5 santimin üzerine çıkıldığı zaman bu yük normal yürüme paternimizi bozacak seviyeye kadar da gelebilmekte. Bu yüzden üst sınırımız 5 santimetre olmalı. Vücut ağırlığımızı bildiğimiz gibi ayaklarımız taşıyor. Bu yük ayaklarımız vasıtasıyla yere aktarılıyor. Yaklaşık topuk ve ayağımızın ön kısmı yükü yarı yarıya taşırken topuk yüksekliği arttıkça bu yük giderek ayağın ön kısmına doğru verilmeye başlıyor. Burada ayak tarak kemiklerinde ağrıya neden olan metatarsalji dediğimiz bir rahatsızlığa yol açabilir. Onun dışında dar ve sivri burunlu ayakkabılar gün içerisinde uzun süre giyiliyorsa eğer hallux valgus dediğimiz baş parmağımızın dışa dönmesi şeklinde bir bozukluğa yol açabilir. Bunun dışında nadiren görülse de stres kırığı dediğimiz ayak tarak kemiklerinde tekrarlayan küçük travmaların birikimiyle oluşan kırıklar meydana gelebilmekte. Bunun dışında vücut ağırlık merkezimizi değiştirdiği için bu yüksek topuklu ayakkabılar dizlerimizde, kalça eklemlerimizde, hatta belimizde buradaki yumuşak dokular, eklemlere anormal yüklenmeler oluşarak bel ağrıları, kalça ve diz ağrılarıyla da karşılaşılabilir. Yüksek topuklu ayakkabılar daha çok lordoz dediğimiz belimizin çukurluğunu artırarak omurgamızın arka kısmındaki eklemlere daha fazla yüklenmeye ve bununla ilişkili ağrılara yol açma ihtimali daha yüksek. Eğer iş yerinde yüksek topuklu ayakkabı giymek tercih ediliyorsa, işe gidiş gelişlerde normal ayakkabılar, iş yerinde yüksek topuklu ayakkabılar tercih edilebilir. Onun dışında gün içerisindeki molalarda bu ayakkabılar çıkartılarak bazı kasları germeye yönelik egzersizler yapılabilir. Topuklu ayakkabı uzun süre giyen kişilerde baldır adalelerimizde, bacağın arka kısmındaki kaslarda zamanla kısalıklar meydana gelebilir. Bu kasları germeye yönelik bazı egzersizler hem gün içerisinde hem de evimize döndüğümüz zaman rahatlıkla uygulanabilir.